Merhaba arkadaşlar. Kendimce gündemi takip edip bazı tahminlerde bulunuyorum. Biliyorsunuz ki ilk videomda şöyle bir şey söylemiştim. Bu ek 40 bin isteme sürecinin yanlış yönlendirildiğini savunmuştum. Bunun yerine ek 20 bin şeklinde kampanyalar düzenlenseydi 15 bin, 10 bin ile 20 bin arası en az bir ek atama alınabileceğini söylüyordum. Bunun için hala geç kalınmadığını dahi söylemiştim. Velev ki ne oldu? Şu anda 15 bin atama oldu ama ne oldu? 2021'i de kattılar işin içine. Zaten böyle olacağı belliydi. 2020 ile 2021 alımların az olacağını düşünüyorum. Ama 2022'ye yüklenebilirsiniz yani. Orada muhtemelen en az 60 bin, hatta ek atama dahi olabilir diye düşünüyorum. 60 bin üzerine. Şimdi kendimce yine 15 bin atama tahmini branş dağılımını şöyle bir gözden geçirdim. Şöyle tahminlerimi söyleyeyim. Sınıf 2000, edebiyattan 400 kişi, sağlık hizmetlerinden 20, hasta yaşlı bakımından 10, İngilizceden 1300, din kültüründen 1200, özel eğitimden 1400, ilköğretim matematikten 900, Türkçeden 600, rehberlikten 600, fen bilimlerinden 550, matematikten 650, sosyalden 100, Fransızcadan 2, görsel sanatlardan 200, okul öncesi 550, coğrafya 150, tarih 230, fizik 240, kimya 260, felsefe 120, Almanca 130, Arapça 350, müzik 350. Bu karma alımı da aynı şekilde diğer ikinci videomda da karma alım olacağını söylemiştim. Yani maalesef 2020'ler yine mağdur oldu. Bakalım 2021'de ne mağduriyetler bizi bekleyecek. Hep birlikte göreceğiz. Bu tahmini branş dağılımı. Şöyle bir daha göstereyim ama zaten ışık çok az.